Düzce TV'nin Sevilen Söyleşi programı serbest kürsüye konuk olan Ankara Düzceliler Derneği Başkanı Semih Kıbrıs, derneğin faaliyetlerinden hızlı trene kadar birçok konuda fikirlerini açıkladı. Düzce'nin, idarenin merkezi olan Ankara'daki önemli bir temsilcileri konumunda olan derneğin, başkentte işi olan hemşerilerine yardımcı olduklarını, öğrencilere yardımlar yaptıklarını ve Düzce'yi her alanda tanıtmak amacıyla çaba gösterdiklerini ifade etti. Evet, örneğin nedir? Öğrencilerimize yurt noktasında çok öğrenciye yardımcı olduk. Gençliğimizi düşünelim. Siz de üniversite mezunusunuz. Değişik bir ile geldiniz. Oranın durumlarını bilmiyorsunuz. Sizi karşılayan biri olduğu zaman, bu yurt olabilir, başka bir konu olabilir, daha ayaklarınız yere sağlam basıyor ve o öğrenci daha mutlu oluyor. Elbette. Yurt noktasında yardımlarımız var. Etkinliklerimiz, az önce söyledim, bir sivil toplum örgütü ne yapıyorsa yapıyoruz. Onların hepsi var. İlave olarak örneğin sosyal ve kültürel etkinliklerimiz var. Nedir bunlar? Sanıyorum Nurullah Çelebi Bey de herhalde bir ara televizyonumuzda görev aldı. Nurullah Çelebi Bey, Celil Yağız Bey, Düzce Belediyesi'nin tiyatro grubundaydı bu değerli arkadaşlarımız. Ankara'da, öyle mi? Çok yine güzel. Öyle bir ortam sağladık ki Ankara başkentte onlara iki oyun sergilettik. Bu benim dediğim 2006-2007, yani tarih yanılabilirim. Ve kimse inanmadı. Düzce'den birileri gelecek, Düzce Belediyesi, hı hı, Ankara'da başkentte oyun sergileyecek. İnanmadılar. Evet. 500 kişilik salondu. Bu salon tıklım tıklım doldu. Hatta abartısız gelenler gördü, kayıtları var. Merdivenler bile doldu. Hızlı trenin Gölyaka ilçesi Saçmalı Pınar mevkiinden geçme çalışmaları yapıldığına işaret eden Kıbrıs, metro istasyonları gibi bir istasyonun bu bölgeye kurulabileceğini işaret etti. Milletvekilleri ve Düzce Belediye Başkanı'nı da başarılı bulduğunu söyleyen Semih Kıbrıs, teklif ve talep olursa siyasete de girebileceğinin sinyallerini verdi. Yani Ayaş, Çayırhan, Beypazarı, Bolu'ya giriyor, Mudurnu'nun güneyinden geçiyor, hemen Düzce'ye, Gölyaka'nın güneyi, Saçmalı Pınar'dan muhtemelen tünelden geçip gidiyor. Ancak siz Ankara'da yaşadığınız biliyorsunuz. İstasyonlar neredelerde de var. Örneğin metrolar yerin altında. İstanbul'da da metro yerin altında. Ben diyorum ki burada, tabii eğer tren benim ilimden geçiyor ise, bu da her ne kadar tünelin içinden geçiyor, belki ışık görmeden de geçiyorsa bile, o tünelin orada Ankara'daki metroda olduğu gibi, İstanbul'daki metroda olduğu gibi, yurt dışında, İngiltere'de, Japonya'da, Çin'de olduğu gibi yerin altına istasyon yapılabilir. Dolayısıyla tamamen buradaki hedefimiz Düzce'ye katma değer sağlayabilir miyiz? Çünkü ulaşım çok önemli. Karayollarımız mükemmel. Hükümetimiz çok güzel karayolları yaptı. Ama tren yolunda olması da ve hele bir de Düzce'de durması bizim için büyük bir avantaj diye biz düşünüyoruz. Tamam. Son olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la olan bir anısını aktaran Kıbrıs, derneğin Düzce'ye hizmet için gayret gösterdiğini belirtti. Üçüncü kez tekrarladı. Evet. Ve en sonunda doğruyu buldu. Doğrusu şuymuş. Evet. Başbakanımız, ben sizleri çok seviyorum. Peki hata neydi burada? Tabii. Başbakanımız ampul işareti yapmış. Dolayısıyla hitap ederken talebelere ben ampulü çok seviyorum demiş ve birdenbire kendi de güldü. Dediği cümle de şuydu: ben fikri neyse zikri olur derler ya, öyle oldu. Özür diledi ve son kez doğruyu yaptı. Ben dedi, sizleri çok seviyorum dedi. Dolayısıyla ben Düzcelileri, evet, çok seviyorum Düzcelileri. Evet, peki, çok teşekkür ederim.